Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bir binanın birinci katında yaşayan 61 yaşındaki Koray Karlı iddiaya göre alkol aldıktan sonra ikinci katta bulunan kardeşi Tuncay Karlı'nın evine gitti. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın ardından Tuncay Karlı emekli astsubay olan babasına ait silahı alıp ağabeyini bacaklarından vurarak yaraladı. Olayı gören 88 yaşındaki annesi balkona çıkarak komşulardan yardım istedi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralı 61 yaşındaki adam Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabeyini vuran Tuncay Karlı ise gözaltına alındı. Yaşlı anneleri, polisleri onları bırakmayın diye tembihledi. Allah aşkına şunu bir daha yukarıda çıkartalım. Tamam. Çıkmasın. Tamam, o yakalandı. Bir tamam. De yukarıdakini de götürün. Tamam, onu da aldık. Tamam. İfadesinde babasının silahıyla ağabeyini korkutmak istediğini ancak silahın ateş aldığını söyledi. Geç, aç bakalım. Geç. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde gece saatlerinde bir başka adreste de kavga vardı. Olay bir hukuk bürosunun girişinde meydana geldi. Borç alacak meselesi yüzünden uzlaşmak için hukuk bürosuna gelen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ardından taraflardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Bacağına iki kurşun isabet eden Cüneyt Güzelbakan yere yığılırken şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu feci kaza Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre özel halk otobüsünün şoförü Nahit Bablı yan cepteki otobüs durağına girmeyerek cadde üzerinde durup yolcu indirdi. Bu sırada seyir halinde olan minibüs aniden duran otobüsü arkadan çarptı. Bu arabaya burada bir çocuk işaret etti. Gidiyordu, o çocuğu alacaktı. O çocuğu alacağım derken durdu. Burada ondan sonra pat diye hemen gitti. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmında büyük hasar oluştu. Sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için yaklaşık bir saat çaba sarf etti. Vücudunun birçok bölgesinde kırık olan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis aracı çekebilir mi? Ah abi ah! Aracı çekmeniz lazım. Otobüs durağı cebine girmeden yolcu almaya çalıştığı söylenen otobüs şoförü ise görgü tanığını yalanladı. Seyir halindeyken araç geldi çarptı. Hanımefendi diyor burada cep varken niye cebe girmedi? Ya seyir halinde zaten yolcu durmamış gidiyor. Seyir halindeyken araç geldi arkadan bir gün. Sizin yolcu aldığınızı mı iddia ediyorlar? Evet öyle diyor ama seyir halindeyken yolcu molca durmadı. Otobüs şoförü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çekirge Caddesi'nde sabah saatlerinde de bir kaza yaşandı ve kaza anı güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Toparlayamıyor. 38 yaşındaki otomobil sürücüsü yol kenarında park halindeydi. Çekirge istikametine gitmek için U dönüşü yapmak istediğinde araç kontrolden çıktı, arkasından gelen özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kabakçı ailesinin yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. İki katlı ahşap evden 40 yaşındaki Zühtü Kabakçı, eşi ve kız kardeşi pencereden atlayarak çıkmayı başardı. Ancak Kabakçı kardeşlerinin yatalak olan babaları Kazım Kabakçı evde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdüğü yangının ardından evde yapılan incelemede 70 yaşındaki adamın yatağında cansız bedeni bulundu. Evinde kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Sıra Meşeler mahallesinde park halinde bulunan Selamet Turhan'a ait yolcu minibüsünde yangın çıktı. Tüm minibüsü saran alevlere önce mahalle sakinleri evlerinden çektikleri hortumlarla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye aradık. İtfaiye geç geldi. Bir anda mı yandı abi arada? Bir anda yanmış. Yani kimse de yanında veya diyelim ki birisi yakmış. Öyle bir durum da yok.
Minibüsün hurdaya döndüğü, yandaki 4 katlı binanın da zarar gördüğü yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor. Antalya 3 gündür felaketi yaşıyor. Antalya'da etkili olan sağanak yağışlar ve saatte 100 km hızla esen rüzgar bu sabah yerini fırtınaya bıraktı. Konyaaltı sahili açıklarında hortum çıktı. Anam öbür direkte gitti. Lan kaç. Uçağı parçaladı. Uçak kobüs. Kobüsü devirdi. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi. Olayda yaralılar olduğu belirtildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu açıklamalarda bulundu. Havaalanımızda maalesef iki otobüsümüz, bir minibüsümüz ve iki merdivenimiz devrildi. İki uçakta ve bir polis helikopterinde de kısmi hasarlar oluştu. Özellikle yolcu otobüslerindeki yolcularımızın da içerisinde bulunduğu 12 yaralı havaalanından hastanelerimize sevk edildi. Bunların içerisinde hayatı tehlikesi olan yok. Kentin en yüksek caddelerinden 100. Yıl Caddesi'nde çok sayıda ağaç devrildi. İki otomobil devrilen ağaçların altında kaldı. Cadde polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Dolu yağışının da etkili olduğu kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Lara bölgesindeki bazı binaların çatıları uçtu. Öte yandan Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağışla meydana gelen sel felaketi bir nişanlı çifti hayattan kopardı. 27 yaşındaki Çağlar Bençik ile 2 aylık nişanlısı Billur Atik gece saatlerinde otomobilleriyle bir nişan merasiminden dönüyordu. Akarca mevkinde taşan dereye kapıldılar. Araçları su alarak stop eden çift bir anda suların yükselmesiyle akıntıda sürüklenmeye başladı. Billur öğretmen kendini atarak otomobilden kurtulmayı başardı. Ancak derenin yan tarafında bulunan çitlere takıldı. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşın çığlıklarını duymasıyla bölgeye 112 acil sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ve akut ekipleri geldi. İlk olarak öğretmen olan 23 yaşındaki Billur Atik'in cansız bedeni bulundu. Elektrik teknisyeninin nişanlısı Çağlar Bençik'i arama çalışmalarında da acı haber geldi. 8 saat sonra cesedine ulaşıldı. Cesedi otomobilinden yaklaşık 2 kilometre ileride bulundu. Otomobil sürücüsü Çağlar Bençik'in babasını arayarak aracının sel sularıyla sürüklendiğini söylediği öğrenildi. Yani onun babasıyla son konuşması bu oldu. Stop etmiş. Yani su alınca babasını aramış. Babası da hani terk edin arabayı demiş. Hani arabayı bırakamamışlar herhalde. Sürüklenmeye başlayınca da kendilerini kurtarmak için sular sele kapatmış. Baba olay yerinde yaşadığı büyük acıyla öylece kala kaldı. Yaklaşık bir yıl sonra evlenmeyi planladıkları öğrenilen nişanlı çiftin yakınları büyük acı yaşadı. Brezilya'da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü. Brezilya'nın güneydoğu eyaleti Minas'taki Belo Horizonte'de bulunan Brumadinho kasabası çamura gömüldü. Kasaba belediye başkanı en az 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin de arandığını bildirdi. Nehir kenarında yaşayan insanların taşma riski nedeniyle evlerini terk etmelerini ve yüksek yerlere çıkmalarını söyledi.
Korkunç olay Bolu'nun Karacasu beldesine bağlı Demirciler Köyü'nde meydana geldi. 450 bin metrekarelik alana kurulu 7200 yatak kapasiteli termal kasabada çocuk havuzunun temizliği için klor sağlayan otomasyon makinesi arıza yaptı. Arıza nedeniyle makine havuza fazla miktarda klor salımı yaptı. Bu sırada havuzda yüzen yaşları 5 ila 12 arasında değişen 9 çocuk rahatsızlandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık personeli AFAD ve UMKE sevk edildi. Mide bulantısı ve solunumu yetersizliği şikayeti görülen çocukların klordan etkilendiği tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar tedavileri tamamlanmak üzere hastanelere kaldırıldı. Tedavi alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İznik Gölü'nün can damarı olan Karasu Deresi'nin çevresinin dışı da içi de değişti. Suyun rengi zirai ilaç atıkları nedeniyle yeşile döndü. Çevresi de moloz ve çöp yığınlarıyla doluyken deredeki alabalık ve sarı balık da yok denilecek kadar azaldı. Çiftçilerimiz dereden su alıp ilaçlarını yapıyorlar. İlaçlarını yaptıktan sonra bu zehirli kutularını dere kıyısına bırakıyorlar. Sellerle bu kutular, ambalajlar hepsi göle taşınıyor. Son yıllarda gölümüzde resim çekecek balık bulamıyoruz. Sarı balık hiç yok. Onun için lütfen çiftçilerimiz dikkatli olsunlar. Çok değil, iki gün önce hali işler acısıydı. Karasu Deresi'nde yaşanan çevre felaketinin ardından bugün bölgeye Bursa İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Sahil Temizleme ekipleri geldi. Karasu Deresi sularında inceleme yapıldı. Çevredeki atıklar toplandı. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katılan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere yönelik verdiği mesajlarda Bursa'da görmek istediği tabloyu anlattı. Bursa'da hiçbir ailenin geliri 1942 liranın altında olmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ve yoksul mahallelerden başlayarak Sayın Bozbey kreşler açmalı. Anne ve baba çocuğunu güven içinde o kreşlere bırakmalı. Yapacağı her harcamanın hesabını Bursa halkına verecek. Şeffaf bir yönetim yapacak. Yani diyecek ki Mustafa Bozbey kardeşim, ben kul hakkına saygılıyım. Kul hakkını yemeyeceğiz, kul hakkını yedirmeyeceğiz. Bursa'nın İnegöl ilçesi içinde yapılması gerekenleri sıraladı. İl olmayı hak eden bir yer. İnegöl'ün mobilyası var. Bütün dünyaya tanıtılması lazım. Bütün dünyaya. Moda tasarımcılarının gelmesi lazım. Bütün dünyaya, dünyanın imrendiği mobilyaların ihraç edilmesi lazım. Uluslararası fuarların burada, yani İnegöl'de düzenlenmesi lazım. Ben İnegöl'lülerin tamamına söz veriyorum. Tamamına. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak söz veriyorum. Bütün bunların tamamını Sayın Mustafa Bozbey yapacaktır. Çünkü o kafasına koyduğu şeyi yapıyor. CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in daha güzel bir Bursa'yı inşa edeceğini söyledi. Neden Bozbey yapar bunu diyorum. Diyorlar ki Nilüfer'e girdiğiniz zaman, Nilüfer'e girdiniz ya da geldiniz gülümseyin diye. Bana daha önce tekrar Sayın Bozbey'in Nilüfer Belediyesi Belediye Başkanı olması için bir grup muhtar geldi. Meclise geldiler bir salı günü. Dediler ki biz çok değişik partilerden muhtarlarız. Bozbey'in Nilüfer'e nasıl hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Onu bir daha ne olursunuz Nilüfer Belediye Başkanı yapın. Onlara dönüp şunu söyledim. Nilüfer'i seviyor musunuz? Evet. Nilüfer güzel mi? Evet. Bursa'nın alyans taşı gibi bir belde mi orası? Evet. O zaman bütün Bursa'yı öyle yapacağız dedim. Bütün Bursa. Ama bugün o sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Gerçekten de Bursa'yı Marmara'nın önemli bir merkezi haline getirdi.
sanatıyla, kültürüyle, tarımıyla, her alanıyla böyle bir merkez haline getireceğiz. Mustafa Bozbey de kendisini ve seçimlerdeki başarısını anlatarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için ne kadar deneyimli olduğuna dikkat çekti. Evinizden, sokağınızdan, mahallenizden biriyim. Yani sizden biriyim. Girdiği tüm seçimleri siz değerli halkımızın oylarıyla her defasında üstelik oyları arttırarak seçilen biriyim. Kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız, evladınız Mustafa olarak bundan sonra da destek vermeye devam edeceksiniz. 20 yıllık kent yöneticiliği deneyimimle yine sizlerin desteği ve isteğiyle Bursa'yı yönetmeye hazırım. Bu kenti dayanışmayla kardeşçe yönetmeye adayım. Çünkü biz kavgaya değil, kentimizde barışı tesis etmeye geliyoruz. Ve işte 20 yıllık karnemiz var arkamızda. Onun için bunu başaracağız. Bursalı'nın yaşamını kolaylaştıracağız. Yaşamını. Bunda çok iddialıyız. Projelerinden bahseden Bozbey, ulaşım hakkını en düşük bedelde tutacaklarını, sosyal yaşam alanlarını tüm Bursalıların ulaşabileceği nitelikte yapacaklarını, ihtiyaç sahiplerine destekte bulunacaklarını, iş edindirme merkezleri oluşturacaklarını, kırsala önemli desteklerde bulunacaklarını söyledi. Bursa'yı yönetmekte iddialı olduğunu bir kez daha vurguladı. İnsanla, çevreyle ve yaşamla barışık sanayi. Bunu yaptığımızda işte havamız da temiz olacak. Çevre de gülümseyecek, derelerimiz de temiz akacak. Bülent Çelek bu oto tamircide oto yağ değişim servisinde çalışıyordu. Aynı zamanda iş yeri sahibiydi. Bir otobüs şoförü aracı için yağ değişimi yapmaya geldiğinde kanlar içerisindeki Bülent Çelek'i şok yaşayarak buldu. İçeriden kapalı olan kapıyı açamayan şoför çevre esnafından yardım istedi. Herkes camı kırarak adamı kurtardı, hastaneye yetiştirdi. Ancak ameliyat masasından kalkamadı. Hayatını kaybetti. İş yerinin üstünde evleri bulunan Çelek'in babası olayı duyunca şok geçirdi. Polis olayı araştırıyor. Hiç. 26 Ocak 2019 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yüzü maskeli, eli silahlı bir kişi kuyumcu dükkanına işte böyle daldı. Elindeki silahı doğrultarak altınları istedi. Olumsuz cevap alınca etrafa rastgele ateş açtı. Tezgahın altına eğilerek buradaki sopayı alan dükkan sahibi soyguncuya karşı hamle yapınca korkan şüpheli de kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kovalamaca dışarıda da devam etti. Şüpheli sokakta da ateş etmeye devam edince kurşunlardan biri seyyar arabayla mısır satan Yılmaz Demir Sıkı'nın bacağına isabet etti. Biri içeri girdi, kar maskeli. İçeride bağırışmaya başladılar. Biz de buradaydık. İçeri doğru koşmaya başlayınca çıkarıp ateş etti. Tekrardan arkasına doğru koşturduk. İki elde ateş etti. Ondan sonra adam şurada arada kayboldu. Kaçarken de Yılmaz abi, mısırcı, Allah şifasını versin, Yılmaz abiyi vurdular. Soyguncu uzaklaşarak izini kaybetti. Esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan seyyar satıcı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken polis şüpheliyi yakalamak için olay yerinde çalışma başlattı. Mustafa abi devre mallarını... Zırhlı araç soygununu elektrikli testereyle yaptılar.
Olay 15 Ocak'ta İtalya'da yaşanmıştı. 7 soyguncu bir firmaya ait mücevherleri taşıyan zırhlı aracı soyup kaçmıştı. İtalya polisi zanlıları yakaladıklarını duyurdu ve bir de soygun anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir soyguncunun araç güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği, görevlinin elleri havada araçtan uzaklaştığı görülüyor. Elinde elektrikli testere olan soyguncunun da aracın arkasındaki girişi keserek kasaya ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Bu akıl almaz yolculuk İstanbul'da D100 karayolunda kaydedildi. ATV kullanan sürücü römorka yüklediği çok sayıda yatakla seyrederek şaşkınlığa uğrattı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde devrildi devrilecek şekildeki yolculuğunun kaydedildiğini fark edince emniyet şeridine geçtiği görüldü. Hem kendi canını tehlikeye atan hem de trafikteki herkese tehlikeli anlar yaşatan sürücü bu şekilde seyrederek gözden kayboldu. İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'nın bulunduğu bölgede bir helikopterle turistik geziler düzenlenen küçük bir uçak havada çarpıştı. 3000 metrede Rutor buzulu üzerinde gerçekleşen kazayı gören dağcılar hemen ihbarda bulundu. Bölgeye ambulans helikopterler gönderildi. Kaza nedeniyle 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin uçakta mı yoksa helikopterde mi olduklarının ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki otogarda güvenlik kameralarına an be an yansıyan bu kaza bu kadarı da olmaz dedirtti. BAD isimli sürücü drift atmaya başlarken aniden önüne çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü feci şekilde yaralanırken motorda büyük hasar oluştu. Söz konusu araç 2 ay trafikten men edildi, araca drift atmaktan 5010 lira para cezası uygulandı. Sürücü BAD'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Bursalı hayırsever Agah Bursalı İstanbul ve Bursa'da düzenlenen iki ayrı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Perşembe günü vefat eden Agah Bursalı, İstanbul Kadıköy Erenköy'de düzenlenen cenaze töreninde aile üyeleri, yakınları ve sevdikleri tarafından dualar eşliğinde törenle uğurlandı. Cumartesi günü ise Bursa Emir Sultan Mezarlığı'nda bir tören daha yapıldı. Sevdikleri, yakın dostları, aile üyeleri ve Bursalılar Agah Bursalı'yı son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı. Agah abi hepimizin abisi, uzun yıllar Mudanya'da beraberliğimiz oldu. Sonra İstanbul'da yaşadı. Ama hoş sohbet, beraberliğinden az alınabilecek bir insan. Dolu dolu, her şeyle dolu dolu bir insan ve biliyorsunuz çok hayırsever bir insan. Mudanyalı olarak ona çok şeyler borçluyuz aslında. Allah rahmet eylesin. Güzel yaşadı. İnşallah ebediyette de aynı güzel yaşamı yaşar. Bugün büyük bir kişiyi, çok muhterem bir kişiyi kaybettik. Çok saygınlığı olan, yaptığı efendim hayır işleriyle Mudanya'mızda, ben Mudanya'lıyım aslen, orada da Bursa'da da efendim çok saygı duyduğum abimdi. Yani o kadar. Onun için çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bence değerlenen sonuydu artık. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel anılarımız olmuştur. Hem sohbeti hem kendi varlığı Türkiye için, Bursa için büyük kayıp. Hayırseverliğiyle, efendiliğiyle temayüz etmiş bir abimizi kaybettik. Sadece kibarlık yok. Aynı zamanda insanlık var, yardımseverlik var. Biz onunla, eşimle birlikte Bodrum'da yaşadık. Böyle insanların gönlüne girmeyi, gönül yapmayı çok seven muhterem bir insan.
Yani inanın hepimizin dayısı diyorum ama gerçekte bir baba gibi yad ediyorum. O bakımdan Allah rahmet eylesin, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Deniz tutkusuyla bilinen Bursalı geride sayısız hayır işi ve özellikle Mudanya için yaptığı güzel eserleri bıraktı. Mudanya'da biliyorsunuz bir kreş yaptırmıştı. Ayrıca bildiğim kadarıyla mezarlık yerler kalmayınca onun orada bir arazisi vardı. Onu oraya verdi. Her fırsatta Mudanya'da yapılabilecek yardımlarda eli uzatılmıştır. Mudanya'da da en son yaptırdığı çocuk kreşi yaptırmıştı kendi arsası üzerine. Efendim okul yaptırdı, yüksek okul yaptırdı. Bunun yanında daha diğer farklı şeyleri de var efendim. Onun için Allah razı olsun kendisinde. Türkiye'de denizcilik deyince ne bileyim ilk yelkenliği kullanan diyelim özel yatçılığa ilk başlayanların başında gelir. Yani benim hatırlayabildiğim Sadun Bora, Agah Bursalı daha birkaç kişi, 3-4 kişidir yani. Onlarla başlayan bir akımdır yatçılık, yelkencilik. Valla her şey çok güzeldi. O güne kadar, yani bugüne kadar her şey çok güzeldi. Çok güzel günlerimiz geçti. Bunu tek tek anlatmak burada çok zor. Onun için hem müteessirim hem şey yapamıyorum. Her şey çok güzel geçti. Demek ki son 94 yaşında bitti. Ancak başka da bir şeyimiz yok. Ama güzel günlerimiz, çok güzel günlerimiz geçmiştir beraber. Cenaze kılınan öğle namazının ardından Emir Sultan'daki mezarlığa defnedildi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah rızası için el-Fatiha. İstanbul Şirşi'de akıl almaz bir olay yaşandı. Bir kişi aracını otobüsün önüne kırarak otobüsün camını kırdı. İki şoför trafikte birbirine girdi. Hayırdır? Ne bu acelen arkadaşım? Dedim, bana küfür etmeye başladı. Ben durağa girerken çapraz kırdı önüme, saldırdı ve tekmeyle kafayla ön camımı dağıttı. Saldırı karşısında otobüs içerisinde bulunan vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Otobüs sürücüsü Çetin Aslanhan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalara başladığı esnada otobüsün camını kırarak paniğe neden olan saldırgan sürücü de olay yerine geri döndü. Kaçan şüphelinin geri dönmesiyle olay yerinde tekrar gerginlik yaşandı. Araya polis ekiplerinin girmesiyle gerginlik büyümeden sona ererken camları kıran şüpheli gözaltına alındı. Yalnız adam akıllı geldi. Sinop'a hayır. Kocaeli'de 10 yıllık terziydi. Bursa'nın İznik ilçesine yerleşti. Engelli hayvanların annesi oldu. Yok. Hayvansever Fatma Şeren İznik'teki evini çiftliğe çevirdi. Gözleri görmeyen, engelli doğan, vurularak sakat bırakılan köpek, kedi ve kuzulara bakıyor. Evli ve bir çocuk annesi 55 yaşındaki kadın hayatını hayvanlara adadığını söyledi. Yani annem babam da çok büyük hayvanseverlerdi. Ben doğduğum günden beri köpeksiz kedisiz uyumadım. Ondan sonra da bu devam etti. Yaşım ilerledikçe devam etti. İş yerim vardı Gebze'de mesela. 10 yıllık esnaftım. Sayım çoğaldıkça, özürlü canlarım arttıkça ben işimle beraber, evin işiyle beraber, canlarla beraber artık baş edemez oldum. Dükkanımı kapattım. Tamamen başlarında oldum. Eşim asgari ücretle çalışan birisi ama büyük tedavilerde destek aldığım için hiç çekinmeden, arkamı dönmeden de aldım. Mutlaka buradakilerin hepsinin bir badiresi var yani. Öyle sokaktan alıp da sağlıklı bir hayvanı buraya koyuyor değiliz. Engelli hayvanların tedavi masraflarını da karşılıyorlar. Hayvanların da onlara olan sevgisi oldukça hissediliyor. Bunu da ormanda bebekken yine bacağı ters bir bulundu bana getirildi. Bacağını keseceklerdi, kestirmedim. Tabii maddi anlamda sıkıntı yaşamıyor değil. Bu zorlu mücadelesinde desteğe ihtiyacı var. Bizim en büyük ihtiyacımız olan burada mama. Bizim isteğimiz, dileğimiz bu. Onlar doysun, biz doymuş kadar oluruz. Şu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadın kuaförü Deniz Çınar sokak hayvanları için kampanya başlattı. Kuaföre mama getiren müşteriler saç kesiminin yanı sıra tüm bakımlardan ücretsiz yararlanacak. Mevsimsel anlamda da gerçekten ciddi anlamda korunmaya ihtiyacı olan birçok canlı var ve bunlardan da bana göre en önemlisi de gerçekten ağzı dili olmayan, konuşamayan, ihtiyaçlarını hiçbir şekilde dile getiremeyen ve gerçekten ihtiyacı olan hayvanlarımız var. Ve biz de hani böyle çorbada tuzumuz olsun misali, umarım örnekte teşkil eder amacıyla böyle birkaç günlük mamalar sizden, hizmet bizden diye sloganımızla başlayarak bir projeye el attık. Kemalpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuaförde mama karşılığı ücretsiz hizmet kampanyası 2 gün sürecek. Burada lazer epilasyon, iğneli epilasyon, cilt bakım hizmetleri, tüm kuaförlük hizmetleri, renklendirme, aklınıza gelen birçok alanda hizmet veriyoruz. Hangi hizmeti arzu ediyorlarsa o şekilde, karşılığında sadece mama istiyor. Bursa'da İnegöl Belediyesi, İnegöl ilçesinde bez torba kullanımına teşvik amacıyla 3000 bez torba dağıttı. Bez torbalar kapış kapış gitti. Dakikalar içinde tükendi. Şimdi inşallah Allah nasip ederse farklı versiyonlarını, örneğin İnesmek kursiyerlerimizin, öğretmenlerimizin kendi el becerileriyle kumaşlarını da hayırsever firmalardan temin ederek birkaç yönlü faydaya döndürmeye çalışıyoruz. Onu da inşallah birkaç gün sonra dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bir bebeğin hayatını işte bu refleksle kurtardı. Görüntü Çin'den. Bir binada çıkan yangın koridora yayılıp çıkışları kapatınca kucağında bebeğiyle mahsur kalan anne yangından korunmak için pencere kenarına oturup yardım bekledi. Yardım etmek isteyenler kamyonetin üzerine çıkıp binanın ilk katında yer alan çıkıntının üzerinden anne ve bebeğine ulaşmaya çalıştı. Kadın montundan tuttuğu bebeği aşağı sarkıtırken bebek bir anda montun içinden kaydı. Neyse ki bebek adamın tek eliyle yakalandı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan ve oldukça popüler olan Ayder Yaylası'nda kış festivali heyecanı var. 2 gün sürecek olan festivale katılım oldukça yoğun. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı festival ateşinin yakılmasıyla başladı. Etkinliklerde katılımcılar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon tepti. Sömestr tatilinde olan gençler Ayder Yaylası'nı adeta halkın etti. Teşekkürler. Festivalin en yoğun ilgi gören etkinliği serbest kayak oldu. Gösteriler için alanda bu yıl güvenlik önlemleri alındı. Kayak pistinin her iki tarafında güvenlik şeridi çekildi. Şambreller, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı. Kimleri alanda duran kişilere çarptı. Kazalarda 5'i ağır 15 kişi yaralandı. 112 acil ekipleriyle ulusal medikal kurtarma ekipleri kayak sırasında yaralananlara müdahale etti. Çünkü en güzel şey ne biliyor musunuz? Çocukları sevindirmek, çocukların gönlüne girmek. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kilisteki çocukların yüzünü güldürdü. Kilis Belediyesi 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası düzenledi. Yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Bisikletlerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Stadyumu dolduran öğrencilerin koşarak bisikletlerini almaları ilginç görüntüler oluşturdu. Thank you.
Türkmenistan'da 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası duyma yetisini kaybeden küçük Ümit, doktorların imkansız demesine rağmen Türkiye'de yapılan operasyonla ilk kez duyup konuşmaya başladı. İşitme kaydı 6 aylık zamanda bırak hastalık geçirdi. Ateş çıkıyordu. Sonra ondan sonra 1,5 yaşından sonra işitmediğini bildik yani bunu. Sonra çok hastanelerde yatırdık. Orada çok tedavi aldı ama hiç yani orada doktorlar yani işitmeyeceğini söylediler de. Türkmenistan'da sonuç alamayınca tedavi için Türkiye'ye geldi. Ülkesindeki doktorların bir daha duymasının imkansız dedikleri küçük Ümit, 7 ay önce özel bir hastanede biyonik kulak ameliyatıyla duymaya ve konuşmaya başladı. Önceden çok üzülüyorduk buna. Konuşamıyordu, arkadaş edinemiyordu. Çok fazla insanlar içine çıkmak istemiyordu. Hep evde oturmayı seviyordu. Şimdi evde oturmayı hiç sevmiyor. Boş zaman kaldığı için hep okula gidelim diyor. İlk anne dediğinde hıngır hıngır yıkladım ben. 7 yaşında yeni doğmuş bebek gibi harfleri, sayıları, renkleri öğrenen Ümit için ailesi tedavi süreci tamamlanana kadar Türkiye'ye yerleşti. Bundan sonra öğrenme çok hızlı olacak. İlk kalın harflerle başladık. En net söylediği kelime baba, anneydi. Şimdi onun yerine kelime ekleyip ifade edebileceği küçük cümleler başladı. Şarkı söylemenin zevki nerede? Şimdi şarkılar söylemeye başladı. Bu bir süreç. Biz onun çok kaliteli duymasını sağlayınca öğrenme de açık olduğu için ikisini birleştirip ortaya böyle bir güzel tablo çıktı. Ailesinin evden dışarı çıkmazdı, hiç arkadaşı yoktu dediği Ümit şimdi okula gidiyor, arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Şimdi iyi yani, anne baba diyor, yiyecek, anne yemek diyor. Çok ilerleme var yani. Çok ilerleme var. Ameliyat sırasında ve sonrasında hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Profesör Doktor Özcan Öztürk, küçük Ümit için beklenenin ötesinde bir gelişim kaydettiğini söyledi. Bu saatten sonra yani 7 yaşından sonra beklenen şey aslında daha çok sesi duyması. Ama bunu konuşmaya dönüşmesi anlamında çok büyük bir gelişmenin kaydedilmemesi, beklenen şey bu aslında. Fakat tabii kendisi çok dışarı dönük, çok böyle pozitif, ailenin desteği, çevrenin desteği çok yüksek ve şanslı bir çocuk aslında bir taraftan da böyle oldu. Türkiye'ye geldikten sonra ve implant ameliyatını yani biyonik kulak yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra aşağı yukarı 7 ay içerisinde çok ciddi bir yani beklenenin ötesinde bir gelişme kaydetti. Dünyada milyonlarca insan binlerce farklı inanç sistemi içerisinde yaşamını sürdürüyor. İnanç sistemi denince de birçoğumuzun aklına Hindistan geliyor. Hindistan çok farklı inanç sistemlerini içerisinde barındıran karma bir kültüre sahip. Her yerde fareler. Birçok Hintli için din aynı zamanda bir yaşam biçimi. Hinduizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Jainizm, Siizm, Budizm ve daha nicesi. Aşina olunan bu inançların dışında ilginç inanç sistemleri de mevcut. Adeta hoşgörü ülkesi olan Hindistan'daki Bikaner kenti bu anlamda dünyada bir eşi daha bulunmayan özelliğe sahip. Çünkü burası farelere tapan insanların yaşadığı bir kent. Onlarca insan gelmiş buraya bir beyaz fareyi görmek için uğraşıyor. Farelere müzik yapıyorlar, onlarla beraber yemek yiyorlar. Karni Mata Tapınağı'nda yaklaşık 20 bin fare yaşıyor.